Merhaba, bugün İtalyan mutfağından ravioli yapıyorum. Enfes. Bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 3 su bardağı un ve biraz tuza ihtiyacım var hamuru için. Bu malzemelerin hepsini karıştırarak işe başlıyorum. Suyumu aldım. Sıvı yağ. Yumurta. Bir miktar tuz. Ve bu ölçüler için 3 su bardağı un bende yeterli oldu. Kontrollü olarak koymanızı tavsiye ediyorum. Unumu da ekledim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurum toparlandı. İyice yoğuruyorum. Ve artık hazır. Şimdi bunu 20 dakika kadar kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Ben de bu arada içini hazırlayacağım. Bir paket mantarım vardı, ince ince doğradım. Bir tavaya aldım. İçerisine bir kaşık kadar tereyağı ilave ediyorum. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve mantarlarımı kavurmaya başlıyorum. Mantarlar suyunu bıraktı. Çekene kadar kavuracağım. Biraz tuz ilave ediyorum. Karabiber. Ve pul biber ilave edip arada bir karıştırarak kavuruyorum. Suyunu çektikten sonra bir kaşık kadar un ilave ediyorum. Çünkü hamurun içine koyduğumda bu bir püf nokta. Mantarlarım dağılmıyor. Eğer un koymazsanız hamurda çok çabuk dışarı çıkma olabiliyor. Ki bu durumda bile oluyor. O yüzden birazcık unla kavurmanızı tavsiye ederim. Evet, un kokusu çıkana kadar kavurdum ve kenarda soğumaya alıyorum. Bu arada ben tabii ki mantarların tamamını değil, bir kısmını bir kaseye alıyorum. Sosu için çok az bir miktarını tavada bırakacağım. Özellikle yağsız kısmını alıp yağlı kısmını tavada bırakmaya dikkat ediyorum. Bu cam kaseye aldığımı hamurun içinde kullanacağım. Tavada kalanı da sos olarak devam edeceğim. Tavada kalan mantarların üzerine bir paket krema ekliyorum. Biraz zerdeçal. Biraz karabiber. Ekleyip şöyle biraz sosumu pişiriyorum. Sosum pişti. Şimdi hamurun yapımına geçebilirim. Tezgahıma un serptim. Hamurum da dinlendi. Açılmaya hazır artık. Tezgaha alıyorum. Üzerini de şöyle birazcık unluyorum elime yapışmasın diye. Önce elimle biraz büyütüyorum hamuru. Sonra da merdane ile açıyorum. Baklava hamuru kadar ince açmıyoruz tabii ki.
Evet, hamurumu açtım. Şimdi çok büyük kareler kesiyorum. Normalde bunlar restoranlarda ara sıcak olarak veriliyor ve bir tanesi servisi yapılıyor. Tabii ben mantı gibi sunum yapacağım birkaç tanesiyle ama yine de büyük büyük kesiyorum. Hem bol içli oluyor, mantar da ağzınıza geliyor. Sadece hamuru yememiş oluyorsunuz. Mantarları tüm hamurlarıma paylaştırıyorum. Evet, katlayışını göstereyim şimdi. Önce hamurumu kare halindeydi. Üçgen olarak şöyle kapatıp uçlarını birleştiriyorum. Ve şöyle uçlarını üst üste getiriyorum. Çok kolay. Türk mantısından çok daha kolay katlamak. Bir tane daha yapalım. Uçlarını iyi kapatmamız lazım. Yoksa suda haşlanırken mantarlar dışına çıkabiliyor. Evet, bu kadar. Şimdi un serptiğim bir tepsiye bunları diziyorum. Bu arada bir tencereye sıcak su aldım. Kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra raviolilerimi atıyorum. Bir müddet sonra suyun yüzüne çıkıyor pişmeye başladıkça ama bir miktar daha pişmesini bekliyorum. Bu arada sosum birazcık katılaşmış. Onun içine çok az süt ilave edeceğim. Bu tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Etmeyebilirsiniz de katı bir sos olarak da sunabilirsiniz. Ya da daha fazla süt ilave ederek daha sıvılaştırabilirsiniz. Biraz daha şöyle ısıtıp pişiriyorum. Ve cam bir kaseye alıyorum sosumu. Blender'dan geçireceğim. Böyle de sunabilirsiniz ama blenderdan geçirilmiş hali daha güzel oluyor. Evet, sosum da hazır. Hamurlarım da pişti. Şimdi onları servis tabağına alıyorum. Suyunu süzerek ve üzerine hazırladığım o sosu ilave ediyorum. Sos gerçekten çok güzel. İçi mantarlı, dışı mantarlı bir yemek oldu. Ben bugün bunu ana yemek olarak yaptım. Dediğim gibi ara sıcak olarak da servis edebilirsiniz. Sunuma hazır. Biraz da süslemek istediğim fesleğen ilave ediyorum şöyle kenarlarına da tabağın ve üzerine. Evet, roka yapraklarıyla da şöyle tabağımı süsledim. Ve servisi hazır. Evdekiler bayıldı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet. Afiyet olsun.